Ben Sarıoğlu. Buyurun Sayın Sarıoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, Kobani davasını konuşuyoruz. Ben bir siyasi partinin genel başkanının ve bir siyasi partinin insanlar ölsün diye insanları sokağa çağırdığına inanmak istemiyorum. Ancak ben Diyarbakır milletvekiliyim ve oradaydım. Şimdi az önce konuşmacılar paramiliter güçlerden bahsettiler. O gün hem partinin kendi hesabından bir çağrı var, sokak çağrısı, hem Selahattin Demirtaş'ın çağrısı var. Ve eş zamanlı olarak maalesef ondan önce örgütün de çağrısı var. Ve paramiliter güçler yoktu ama birileri hazırlığını orada yapmıştı. Bu hazırlığı yapmıştı. Şimdi Kobani meselesi üzerinden tam 10 yıldır bir algı yaratılmaya çalışılıyor ve bunun üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı ve partimiz yalan yanlış bir sürü şeyle itham ediliyor. Ben sadece burada yorum yapmadan Kobani'de ne oldu onu anlatacağım, takdiri millete bırakacağım. Değerli arkadaşlar, Kobani IŞİD terör örgütü Suriye'ye girdikten sonra bir Kürt beldesi olan Kobani'ye saldırı düzenlediği zaman biz düşmanlık etmişiz. IŞİD'e o zaman tank verdiğimiz iddia edildi buralarda. Biz ne yapmışız? Onu söyleyeceğim. İtirazı olan da gelsin itiraz etsin. Kobani çatışması ve direnişi sürerken 5700 tır insani yardım Kobani'ye ulaştırmışız o sürede. 21 bin ton inşaat malzemesi Kobani'ye göndermişiz. 3000 kişiyi orada çatışan direnişçilerden 3000 kişiyi Diyarbakır, Antep ve Urfa hastanelerinde tedavi etmişiz. 40 ambulans sınır kapısında beklemiş ve sınır kapısı sürekli açık tutulmuş. Hatta çözüm süreci bittikten sonra bile o sınır kapısı kapatılmadı. Bir günde, 2 hafta içinde 210 bin insan Kobani kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. 100 bini Suruç'ta olmak üzere onlara sahip çıkıldı. 35 bin kişilik Suruç'ta Türkiye'nin en büyük çadır kenti kuruldu. Ve hani bizi suçluyorlar ya, orada insanlar katlediliyor. Suruç'ta çatışma için geri dönmek isteyenlere de gönüllü geri dönüş hakkı verildi. Yani evet, geldiniz 210 bin kişi, çocuklarınızı getirdiniz ama orada çatışmaya da gitmek istiyorsanız, direnmeye gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz dendi ve oradan gidenler de oldu. Daha sonra bu da peşmergelerin 100 araçlık ağır silahlarla geçişine Tayyip Erdoğan'ın iradesi müsaade etti ve ondan sonra IŞİD dış mahallelere kadar gelmişken peşmergeler gittikten sonra kurtarıldı. Şimdi 6-7 Ekim olaylarının ve bir sürü burada bin defa Kobani düştü düşüyor lafı üzerinden bir iftira atıldı. Bunu da çürüteyim, takdiri millete bırakayım. Şimdi hangi cümle içinde kullanmış Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı bu lafı? 7 Ekim 2014 Gaziantep'te konuşuyor. Şimdi batıya sesleniyorum diyor. Yani sözü batıya. Havadan bombalayarak bu sorunlar çözülmez. İşte bir IŞİD terör örgütü çıktı, Suriye'de güç buldu. Bunlar İslam adına Allahu Ekber diyerek Allahu Ekber diyenleri öldürüyor. Müslüman Müslümanı bu şekilde öldürebilir mi? Müslümanın Müslümana canı, kanı, malı, ırzı haram. Öneriyi oylayalım.
Şimdi buna buyurun Sayın Koçyiğit, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Ensarioğlu söyledi. Birincisi hani yardım ettiklerini söylüyorlar. Doğru, koridor açıldı. Ama koridor nasıl açıldı? Dünyanın baskısı ve insanların tam da demokratik tepkisi sonucunda. İkincisi, Tayyip Erdoğan asker gönderme meselesini de o gün söyledi Sayın Ensarioğlu. Evet, asker göndermek istiyordu ama IŞİD'le savaşmak için değil, oradaki Kürtlerle savaşmak için gönderiyordu. Bu iki. Üçüncüsü, onlarca defa dönüp yalanlardan bahsediyor ya, Yasin Börü'nün ölümü üzerinden algı yaratan bizzat kendileri ve kendi partilerinin genel başkanları. Onun için bir hakikat varsa, ortada bir yalan varsa, bunu yapanların aslında en nihayetinde kendiniz olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Bakın, biz Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'da öldürülen onlarca isim var. Size sayayım. Bunları iki gündür sayıyorsunuz yani. Buyur. Açıverin. 19 yaşındaki Süleyman Kala, Turan Yavaş, Yusuf Tokar, Riyad Güneş, Mahsun Çoban, Hasan Gökyüz, Ahmet Dağkalk, Mardin'de, yine diğer yerlerde kim öldürdü bunları? Hizbul Kontra öldürdü, asker öldürdü, polis öldürdü. Şimdi siz neyin algısını yaratıyorsunuz? Dünya ayağa kalkmış, çağrı yapıyor. Siz burada sınırınızın dibine koridor açmışsınız diye övünüyorsunuz. Yapmanız gereken bu değil mi zaten? Yapmanız gereken insanlığın, vicdanın, hukukun gereği bu değil mi zaten Sayın Ensarioğlu? İnsan olan bunu yapar zaten. Geç yaptınız. Yapılmasında toplumun emri peki, var. Teşekkür ederiz Sayın Koçyiğit. Sayın Ensarioğlu, buyurun. Tekrar ederim. Şimdi 6-7-8 Ekim olaylarında ölenlerin bir kısmı Hüdaparlı, bir kısmı sıradan vatandaş, bir kısmı da bizim üyemiz diyorsunuz. En çok bizim üyemiz öldü diyorsunuz. Bunun ne kıymeti var? Ölen herkes değerlidir. Ölen herkes kıymetlidir. Keşke hiç kimse ölmese. Sen sokağa çağırdıktan sonra bu ölümlerde sizin acaba günahınız yok mu? Bunu sorgulamak gerekmez mi? Siz burada ısrarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin Kobani meselesinde yaptığı yardımları ben burada sıraladım. Siz gelin bir tekine itiraz edin. Tabii ki bir şey yapmak gerekiyordu. Peşmergeleri oradan geçirmek bir riskti. O kadar çok övündüğünüz, desteklediğiniz Can Dündar'ın yazısı vardı o gün. Aynı gün makalesi vardı. Türkiye bunu da mı görecekti diyordu. Bunun üzerinden bize CHP'nin saldırmadığı, söylemediği laf kalmadı. Ama bugün kol kola girmişsiniz. Bir dakika Galip Bey, yani bir dakika. Sizin, bir dakika. Sizin bu ittifakınızı da... Şimdi... Fark etmez. Dün kim burada sataşmadan cevap verdim. Lütfen laf atmayın. Galip Bey'in konuşmasını dinleyelim. Buyurun. Dün burada sataşmadan dolayı cevap verdim. AK Parti'yi... En çok CHP çözüm süreci ve Kürt soruna getirdiğimiz çözümlerle ilgili vuruyor, muhalefet ediyor. Ama her ne hikmetse siz sürekli kol kolasınız ve her seçimde koltuk değneğisiniz. Bunu da herhalde Kürt halkına bir şekilde açıklarsınız. Saygılar sunuyorum. Birleşime 5 dakika ara veriyorum.